gençlere, kadınlara öncelik tanımaktayız. Alanya Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen 1. Alanya Tarım Hamlesi Tarım Teknolojileri Buluşması başladı. Alanya Belediyesi'nin öncülüğünde Alanya Ziraat Odası, Kırsal Kalkınma ve Kırsal Yaşamı Destekleme Derneği, Keykubat Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ve Üretici Birlikleri ile birlikte organize edilen 1. Alanya Tarım Hamlesi Tarım Teknolojileri Buluşması, Alanya Toptancı Hali yanında Kapalı Salı Pazarı'nda başladı. 8 Ekim'e kadar sürecek olan fuarda tarımın paydaşları bir araya geldi. Müftü Doktor İhsan İlhan'ın okuduğu duanın ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi. Açılışa ilçe protokolünün yanı sıra Siyasi Parti ilçe başkanları, Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gaye Coşkun ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gençlere, kadınlara öncelik tanımaktayız. Tarım paydaşlarının desteğiyle bu noktaya gelindiğini aktaran Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, durmadan yılmadan çalışacağız dedi. Alanya gibi Akdeniz kıyı şeridinde tarım çeşitliliğinin, ürün çeşitliliğinin en fazla olduğu bir ilçede yaşıyoruz. Ve gerçekten bu tarım etkinlikleri inşallah seneye daha fazla katılımcı firmanın ve daha fazla katılımcı üreticilerimizle beraber hep birlikte daha büyük bir organizasyon içerisinde olacağımızdan hiç şüphemiz yok. Alanya İlçe Tarım Müdürü Mehmet Rüzgar turizmin yanında ciddi bir tarım üretimi olduğunu söyleyerek 22 bin hektarda tarımsal üretim yapılan arazi var. 57 bin dekarda her türlü meyveyi üretebilmekteyiz dedi. Yerleşik olarak neredeyse 500 bin, yazları 1,5-2 milyon nüfusa hitap etmekteyiz. Ve Alanya'mızın 22 bin hektar alanda tarımsal üretim yapılan arazi söz konusu. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise fuar hakkında bilgi vererek Alanya'da tarıma yönelik çalışmaları aktardı. Yücel, ülkemiz ve Alanya'mızda her çeşit ürün yetiştirilebiliyor. Bahçeden sofraya ekonomik ve sağlıklı ürünlerle buluşturmak hepimizin en büyük hedefleri dedi. İklimin elverişliliği dolayısıyla kentimizde neredeyse 38'e aşkın çeşitli tropikal ürün yetişmekte olan, bunların 15-16 tanesi de ekonomik değeri olan ve piyasa değeri olan tropikal meyvelerdir. Alanya Kaymakamı Fatih Hürkmezer yaptığı konuşmada amacımız Alanya'da birden fazla tarım bölümü açmak diyerek Alanya tarımının ne kadar önemli olduğunu vurguladı. İşte her toplumda böyle krizlere karşı kendi tedbirini alıyorlar. Bizler de devletimiz zaten son yıllarda, özellikle son 15-20 yılda artan bir şekilde tarıma teşvikler verilirken, özellikle pandemi dönemiyle beraber bizim Gıda Tarım Ormancılık Bakanlığımız, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığımız, Tarım Bakanlığımız özellikle teşviklerini arttırdılar. Devlet bankalarımız aracılığıyla da desteklerini arttırdılar. Bununla beraber olmazsa olmaz yerel yönetimlerde işin içine girmeleri gerekti. Fuarın paydaşlarından Kırsal Kalkınma ve Kırsal Yaşamı Destekleme Derneği ve Keykubat Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifine desteklerinden dolayı Kaymakam Hürkmezer, Başkan Yücel ve Göktepe'de plaket verdi. Yine eczanelerde bulabilirim. Tamam, teşekkür ederim. Havaların yavaş yavaş soğumasıyla birlikte grip aşısı talepleri artmaya başladı. 65 yaş üstü, risk grubunda olanlar ve kronik hastalığı olanlar için grip aşısını reçete karşılığında erişime açmıştı. Bu doğrultuda grip aşısı ücretli veya ücretsiz bir şekilde vatandaşlara uygulanabiliyor. Uygulamanın Alanya'da da başlayıp başlamadığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Alanya İlçe Sağlık Müdürü Nadir Aldemir ve Antalya Eczacılar Odası Alanya temsilcisi Ufuk Aras Solmaz, Alanya Posta Medya ekibine konu hakkında açıklamalarda bulundu. Müdür Aldemir'in ekibimize yapmış olduğu açıklamada grip aşısı için kişiler önce e-nabız uygulamasında influenza risk durumunu sorgula butonundan aşı müstahaklığını öğrenip daha sonra aile hekiminden reçete ettirmesi ve eczaneye başvurması gerekiyor.
E-nabız uygulaması olmayan yaşlı kişiler doğrudan aile hekimine başvurarak aşı önceliği var mı öğrenebilirler. Bu işlemlerden sonra aşılar eczanelere gönderiliyor dedi. Ya zaten sinemaya giriş yani ulusalda sinema. Solmaz'sa aynı şekilde ücretsiz grip aşısının vatandaşların hak durumuna göre eczanelere gönderildiğini ifade ederek öncelikle vatandaşlarımız e-nabız uygulamasında aşı hakkına bakabilir veya doktorlarına başvurarak sorgulatabilir. Bu doğrultuda doktorların yazmış olduğu reçete ve şifreyle eczanelere başvuruyorlar. Depolar alınan şifreyle aşıya başvuran vatandaş sayısı kadar aşı gönderiyor. Bunlar sayılı geliyor. Diğer türlü aşı olmak isteyen vatandaşlar da ücretli bir şekilde de aşı talebinde bulunabiliyor dedi. Alanya Hal Esnafı Alanya Aşevi'nde yaptığı destekle ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kuruyor. Aşevi, Alanya Hal'inden ücretsiz gönderilen sebze ve meyvelerden yapılan yemekleri pişirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Yerelden kalkınma modeliyle çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Merkez ve Mahallelerinde sıcak yemek hizmeti veren Alanya Aşevi Komisyonlar Derneği ve Hal Esnafı ile birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında gönül köprüsü kurdu. Aşevi ile ortak çalışma içinde bulunan Alanya Hal Esnafı sebze ve meyve göndererek vatandaşlara ulaşmasını sağlıyor. Alanya Aşevi aylık 795 hanede 6360 halk süt dağıtımı yapıyor. Günlükse 179 haneye 378 porsiyon sıcak yemek dağıtımı yapıyor. Alanya Aşevi Müdürü Emine Keyoğlu Alanya Posta Medya'ya verdiği açıklamada Alanya'da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Ücretsiz yemek hizmetimizin yanı sıra halk sütlerimizi de dağıtıyoruz. Ayrıca Alanya Hal Esnafı da bizlere büyük destek oluyor. Aşevimize sebze ve meyve yardımında bulunuyorlar. Hal Komisyoncuları Dernek Başkanı İbrahim Kaya da bize önderlik etti diyerek teşekkür etti. Günaydın. Alanya'da yörük oyunları uygulayıcısı Sedat Çolak tarafından kaleme alınan Alanya Belediye Yayınları tarafından basımı yapılan Alanya Yöresi Yörük Oyunları kitabından seçilen oyunlar yeniden hayat bulacak. Alanya Belediyesi Alanya'da yörük kültürünün korunması, gelecek nesillere aktarılması ve yaşatılması hususunda çalışmalara devam ediyor. Alanya Belediyesi'nin öncülüğünde Alanya Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi ve Alanya Yörük Oyunları uygulayıcısı Sedat Çolak'la 7 Haziran 2022 tarihinde yörük oyunlarının canlandırılması hususunda Alanya Kaymakamlığı'nda Alanya Yörük Oyunları İşbirliği Protokolü imzalanmıştı. Alanya Yörük Oyunları gibi kültürümüzden gelen oyunların kurumlar arası işbirliğiyle gelecek nesillere ve öğrencilere aktarılarak yaşatılması hedefleniyor. Alanya Belediyesi tarafından 2017 yılı Temmuz ayı itibariyle devreye alınan Alanya Belediyesi Güneş Enerji Santralleri ve 26 Aralık 2019 tarihinde yapım işi tamamlanarak faaliyete başlayan Alanya Belediyesi GES4 projesi Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerini ağırladı.
2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk çevre dostu 15 lise öğrencisinin katılım sağladığı teknik gezi biyoloji öğretmenlerinin eşliğinde gerçekleştirildi. Alanya Belediyesi GES 1, 2, 3, 4 alanlarını ziyaret eden çevre dostu öğrencileri teknik olarak bilgilendirilmesi için elektrik ve elektronik mühendisi Ekrem Çetin ve çevre mühendisi Ayşe Erbayrak da geziye katıldı. Mühendisler yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi, güneş enerjisinden nasıl elektrik üretildiği, elde edilen enerjinin ne şekilde şebekeye aktarıldığı konularında öğrencilere detaylı teknik bilgiler verdi. Eğitim sonrasında öğrenciler merak ettikleri pek çok soruya detaylı cevaplar bulurken, eğitim sonrası söyleşi sırasında yenilenebilir enerji kaynaklarının çevresel faydaları, Alanya kent ölçeğinde yürütülmekte olan çevre çalışmaları ve enerji verimliliği konularında bilgi sahibi oldular. Öğrencilerle gerçekleştirilen uygulamalı eğitim programıyla çevre farkındalığına katkı sağlandı. Başkan Toklu ve ekibi ziyaretlerine durmaksızın devam ediyor. AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri Güne Konaklı Mahallesi'nde esnaf ziyareti yaparak başladı. Toklu ve ekibi ilk olarak Konaklı İmam Hatip Ortaokulu'nun hazırladığı Mevlid-i Nebi programına katılım sağladı. Konaklı Mahallesi'nde esnaf ziyareti yapan Başkan Toklu ve Yönetim Kurulu üyeleri Konaklı esnafı tarafından samimiyet ve güler yüzle karşılandı. Başkan Toklu gerçekleştirilen ziyarette Konaklımızın güler yüzlü esnafıyla günümüz daha da güzelleşti. Misafirperverlikleri için Konaklı esnafımıza teşekkür ediyoruz dedi. İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve Yönetim Kurulu üyeleri ziyaret turuna Tostlak, Türkler ve Avsallar mahallelerinde de devam etti. Alanya'nın Hükümet Caddesi'nde hizmet veren bir bar işletmesinin eğlence hazırlığı esnafın tepkisini çekmişti. Dün organize edildiği öğrenilen Korku Gecesi adlı eğlence için getirilen tabut, esnaflar ve çevredeki vatandaşlar tarafından tepki çekti. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1-7 Ekim Emzirme Haftası sebebiyle anne sütünün önemine dair anlamlı bir etkinliğe imza attı. Hastane bünyesinde hizmet veren ve gebe okuluyla kadın hastalıkları ve doğum polikliniğinde düzenlenen etkinlikte anne ve anne adaylarına anne sütünün, emzirmenin önemi anlatılarak bilgi verildi. Düzenlenen organizasyona hastane yönetimi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanları, hemşireler ve sağlık çalışanları da destek verdi. Emzirme haftası dolayısıyla kurulan standta anne ve anne adaylarına yönelik bilgilendirme yapılarak anne sütüyle beslenmenin ve emzirmenin yararları anlatılarak broşür dağıtıldı. Alanya'nın Oba Mahallesi Hesoğlu Caddesi'nde asfalt çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kısa sürede tamamlanacak. Alanya'nın Oba Mahallesi'nde Karakocalı mevkiini yeni çevre yoluna bağlayan ve geçtiğimiz yıl açılan Hesoğlu Caddesi'nde asfalt çalışmaları devam ediyor.
Çalışmaların tamamlanmasıyla bölge halkının ulaşım konusundaki sıkıntılarının biteceğini belirten mahalle sakinleri, yeni açılan yolumuz Alanya Belediyesi tarafından asfaltlanıyor. Düzenlemesi tamamlanır tamamlanmaz asfalt çalışmasına başlandı. Başkanımıza çalışmalar için çok teşekkür ediyoruz. Bizi mağdur etmedi dedi. Alanya'da bunaltıcı sıcaklar geride kaldı. Bugünden itibaren 3 gün boyunca sağanak yağış sürmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları önümüzdeki günlerde gündüz 24, gece ise 17 dereceye kadar düşüş gösterecek. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre hava sıcaklıkları her geçen gün düşüş göstermeye başlayarak güneşli hava yerini sağanak yağışlara bırakacak. Antalya Valiliği İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde imal ve ticaretiyle etkin müdahalesine aralıksız devam ediyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere karşı başarılı bir operasyona daha imza atan Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheli şahsın elinde bulunan yüklü miktarda uyuşturucu hapı Konyaaltı ve Kepez ilçelerinde piyasaya süreceğinin istihbaratının gelmesinin ardından operasyonla harekete geçti. Operasyon için harekete geçti. İl Jandarma Komutanlığı Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, JASAT ve Konyaaltı Merkez Jandarma Komutanlığı Asayiş timleri tarafından takibi alınan şüpheliyi elinde bir çantayla birlikte Kepez Mahallesi'nde yakaladı. Şüphelinin üzerinde, aracında ve ikametinde yapılan arama sonucunda 5700 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alınırken yapılan açıklamanın sonunda Antalya Valiliği İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucuyla mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edeceği belirtildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kadın kooperatiflerine desteği devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin yerelden kalkınma hedefiyle destek verdiği kadın kooperatifleri, el emeği ürünlerini belediye tesislerinde hazırlayarak Antalyalıların sofralarına sunuyor. Büyükşehir Belediyesi Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı destekli Üreten Kadınlar Kazanan Yarınlar projesi kapsamında Korkoplu kadınlar için Korkuteli'nde İmrahor Mahallesi'nde yer alan eski okul binasını kurutma tesisine dönüştürmüştü. Büyükşehir Belediyesi şimdi de Antalya Toptancı Hal içindeki eski aşevi binasını doğal ürünler üretim tesisi haline getirdi. Antalya'da faaliyet gösteren kadın kooperatifleri, Antalya Toptancı Hal içindeki doğal ürünler üretim tesisinde ürettikleri tarhanadan salçaya, kuru gıdadan yufkaya, kışlık ürünleri tüketiciye ulaştırıyor. Ağzımız yağlansın, aşımız tatlansın diye tuzunla şekerinde saldık. Antalya Büyükşehir Belediyesi Avrupa Birliği İlişkileri ve Proje Şube Müdürü Güliz Yaman, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulmuş olan gıda üretim tesislerinde kış hazırlıklarının hummalı bir şekilde devam ettiğini söyledi. TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Armani Alanya Kestaspor 6. haftada Milli Egemenlik Stadında misafir edeceği Offspor maçı hazırlıklarını dün yaptığı idmanla devam ettirdi. Aferin, aferin, aferin. Burga, burga.
Teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde milli egemenlik idman sahasında yapılan çalışma düz koşuyla başladı. Açma germe hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması yapan Mavi Beyazlılar çalışmayı çift kale maçta taktik idmanıyla tamamladı. İdmana sakatlıkları bulunan Samet ile Batuhan katılamadı. İdmanı Başkan Levent Uğur ve yöneticiler de izledi. Ahmet, bas. Ben de. Servis. Servis. Ver.